Biz kendi kamuoyumuzun çıkarları doğrultusunda sık sık bir araya geliyoruz. Gelip ortak kararlar alabiliyoruz. Verilmişti böyle bir bildiride. Şimdi ben bu imza atan sivil toplum kuruluş önderlerine, başkanlarına ya da toplumumuzun önde gelen kişilerine ve basınımızda bir çağrım var. Bu bildiride imza atan bütün arkadaşlar ortak bir bildiride bu Avrupa'daki PKK'nın yapmış olduğu barbar, çirkin, agresif eylemler hakkında bir ortak bir bildiri hazırlamalarını istiyorum. Bir ortak çağrı yapmalarını bekliyorum. Bu yalnız benim değil, Türk kamuoyunun da bir beklentisi kendilerinden. Bizim burada Hollanda'daki yaptığımız Hollanda'daki politikacılarımız diyor ya, Türkiye'nin sorunlarını buraya taşımayalım diyor. Madem öyle, bu taşıyanlar hakkında, Türkiye'nin sorunlarını buraya taşıyanlar hakkında bir diyecekleri olması lazım. Bir duyarlılık sergilemeleri lazım. Buradaki eğer bu saldırılar devam ederse Türk ibadethanelerine, Türk iş yerlerine bu işin sonu gelmez. Aynı 1980'lerdeki gibi olur. Ve bu sivil toplum kuruluş örgütlerinin, kanaat önderlerinin, politikacılarımızın, basınımızın bu konuya hassasiyet göstermelerini umuyorum. Aynı hassasiyeti göstermelerini umuyorum. Bundan daha önemli toplumumuzun bir sorunu olabilir mi? Çok insanlar camiye gidemiyor, sokağa çıkamıyor. Bundan daha önemli bir hassasiyetimiz olabilir mi? Olamaz. Eğer bu olaylarda ses çıkarmayan sivil toplum kuruluş örgütleri ne derece, yani bizim için çalışmıyor demektir. Buradaki Türk topluluğunun hassasiyetlerine değer vermiyor demektir. Sözüm biraz da bu Türk toplumuna. Yani önder diye seçtiğiniz adamlar sizin hassasiyetleriniz için şimdi meydana çıkmıyorsa ne zaman çıkacak? Bana anlatsın. Ben anlatamıyorum. Mustafa Ayrancı ne zaman Türklerin önderi olmuş? Maalesef bizim dandik basınımız Mustafa Ayrancı gibilere meyil bağlıyor, umut ediyor. Mustafa Ayrancı gibiler işte bu halkı çıkmaz sokağa teşekkür ederim.